Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir videomuz var. Şöyle size yaprakların, arkadaşlar yaprakların gücünü göstereceğim. Buradan aldığım yapraklar arkadaşlar o kadar güzel kök verdi ki bebek de vermeye başladı. Yapraktan olur mu olmaz mı diye böyle bir şeyimiz vardı, kararımız. Hani kimisi olmaz dedi, kimisi olur dedi. Bu arada şunu biliyorsunuz arkadaşlar, bunu ben yapıyorum. Bunu terliklerde, hırkalarda, kazaklarda, çantalarda, her yerde öğrencilere kullandırtıyorum. Dışarıdan da ne kadar ses geliyor. Ama bir tane eve getirdim böyle. Dedim ki bunu dedim saksıma koyacağım ve konuşurken böyle saksımıza fırçaya konuşmayalım bundan sonra. Böyle bebeğe konuşalım diye düşündüm. Bunun patentini de almak için şeyden geldiler arkadaşlar. Nereden? Alan. Patentli bir ürün istediler. Bunu çok beğendiler. Ova bebek adını koyalım dediler. İşte Çayırova'da çalıştığım için ben öyle bir şeyler var, bilmiyorum sonuç ne olacak, ne gelecek. Ama Sion'un yaprakları için asıl mevzu konu çok arkadaşlar. Sion'un kökleri, bakın Sion'un kendileri bebeklemiş. Ama benim size asıl bir de göstermek istediğim, sizden sonra dünkü videomdan sonra ben buranın üstünü böyle yabani otları koparttım. Buranın üstüne tamamen koydum. Ve buranın üstüne koymamdaki sebep de direkt güneş vurarak bunları yakmasındı. Direkt işte başka şu anda ot yok. Ot olmadığı için de arkadaşlar alamıyorum. Yok yabani ot. Yabani ot kurumuş böyle. Arkadaşlar bunları, bu yaprakların üstüne koyacağım. Gölgelik yapsın. Siyonları da, siyonları ne yapacağım? Bakın siyonlar arkadaşlar şöyle. Bu siyonları bakın fırçayla muhatap olmamak için fırçayla bunu koydum ama şu anda da İşte ihtiyaç var, yani böyle bir şeye ihtiyaç var ekmek dikmek için. Bakın arkadaşlar şurada da yine yabani ot var. Şuraya bir tane siyon yaprağı ekeyim. Bakın hatta bunun şu yanı kopmuş o halde. Bu arada arkadaşlar fretlerim tam böyle gitmelik kadar olmuş. Fretlerim satışta biliyorsunuz. Bakın. Bakın arkadaşlar şunlar süper bu. Şunun yaprağında kökü çok olmuş ama hayır şu da kökü çok olmuş fakat şöyle çiçeği oluşmaya başlamış olanları almak istiyorum arkadaşlar çünkü kırılıyor.
Bir de şu siyonu bunun yanına. Bunu Esra Hanım'a Bolu'ya gönderip, Bolu muydu, Düzce miydi, oranın bir yeri işte, oralara da bir yerde, oraya gönderilecek. O siyonu alırken oradan alırım. Şu siyonlar arkadaşlar, şunun yanına doğru şöyle koyuvereyim. Bakın şunda henüz bir şey yok. Bütün yaprakları tek tek baktım arkadaşlar. Tek tek. Bakın arkadaşlar, şu saksıyı yavaş yavaş boşaltacağım. Bu saksıyı bir tık daha böyle sulanması kolay yere taşıyacağım hepsini ve boşaltacağım o saksıyı. Bakın arkadaşlar. Şuradan bir şekilde söküm yapmaya çalışıyorum. Bunları alacağım. Çünkü prenses çamım da yok. Çok az, birkaç tane kök var. Arkadaşlar, bu toprak ölmüş artık. 1,5 sene olacak mı ben bunu? Şöyle. Hiç değilse nemi çeksin. Bakın şurada da var. Ayıklanması lazım arkadaşlar. Yani ayıklanması lazım.
ya hiçbir şey koymadım. Sadece bunları koydum. Ama yok, olmadı yaprakları. Yani yine onlarla birlikte büyüyecek. Böyle farklı mahlukatlar gerektiğini gördüm. Şöyle koyayım. Ne yapayım arkadaşlar? Ve burada prenses çamları dışında sadece söküp şu ve şu ve şu. Başka yok. Arkadaşlar şöyle sürekli evir devir etmezseniz asla bitkileriniz olmaz. Sürekli böyle bir eliniz bunların üstünde olmak zorunda. Şu kalanlarını da ben kendim yapayım. Tek tek hepsini seçeyim. Bugünlük de videom bu kadar olsun. Bunları aslında fısfıslama usulü bir sulamak lazım. Yani şunu kesin iptal etmem lazım burada. Çünkü şu saksılardan başka, uzun saksılardan başka elimde çok saksı tutmak istemiyorum arkadaşlar. Bakımları da zor. Hepsi zor yani bana. Şöyle bunların altlarına tabak olmuyor, denk gelmiyor falan filan. O yüzden bakacağım. Hızlıca şunların ekimini de yapayım arkadaşlar. Bir dahaki videoda inşallah gösteririm. Hatta bir dahaki videoda inşallah hepsinin büyümüş şeklini gösteririm. O nasip olur. Bakın şu da varmış. Bunu da buradan alayım. Bir yere dikivereyim bakalım. Büyür o. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadar olsun. Bu güzel kızla size hoşça kal diyeyim. Hoşça kalın.